Türkiye'li televizyonundan mutlu akşamlar Türkiye. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses'i hayırla yad etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in seslendirdiği Evlat parçasındaki dizeleri okudu. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Daha önce hasta yatağında Gürses'i ziyaret eden Başbakan Erdoğan katıldığı programda konuştu. Erdoğan, Gürses'in saat 8.30'da hayatını kaybettiğini söyleyerek sevenlerine başsağlığı diledi. Evlat parçasındaki dizeleri okuyan Başbakan, Müslüm Gürses bir usta olarak, gençliğin Müslüm Baba olarak iltifat ettiği bir usta olarak kendisini rahmetle yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yunanistan Başbakanı Samara ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras'la bir araya geldi. Resmi ziyarette bulunmak üzere İstanbul'a gelen Samaras'ın ilk durağı Tarabya Köşkü oldu. Samaras, Cumhurbaşkanı Gül'le görüşmek için beraberindeki heyetle birlikte köşke geldi. Samaras ve Gül basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede iki ülke ilişkileri ve gündeme ilişkin konuların ele alındığı ifade edildi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses için tören düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses için tören düzenlendi. Alkışlar eşliğinde Cemal Reşit Rey konser salonuna getirilen cenaze sahneye yerleştirildi. Ve bu ülkeden bir Müslüm Baba geldi ve gitti. Sanatçının tabutuna sarılan sevenleri gözyaşlarına boğulurken Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur da gözyaşlarını tutamadı. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik bugünden itibaren Anadolu'nun sesinin biraz daha eksik olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını kaybetmesinin ardından doğduğu köyde yas tutulmaya başlandı. Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını kaybetmesinin ardından doğduğu köyde yas tutulmaya başlandı. Allah rahmet eylesin. İyi bir arkadaştı, iyi bir vatandaştı. Fıstıközü köyünde dünyaya gelen sanatçının hayatını kaybetmesiyle birlikte köy halkı derin üzüntüye boğuldu. Anne Emine Akbaş ise acı haberi alır almaz İstanbul'a hareket etti. Çocukluk arkadaşları Gürses'i çok sevdiklerini dile getirerek cenazenin Şanlıurfa'ya gömülmesini istedi. Balıkesir'de konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör meselesini çözmekte kararlı olduklarını söyledi. Balıkesir'de konuşan Erdoğan, terör meselesini çözmekte kararlı olduklarını söyledi. Bayrağımızı dalgalandır, Hakkari'ye gittiğin zaman bir tane bayrak yok. Bebek katiliyle görüşülüyor şeklindeki eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, genel affın kesinlikle söz konusu olmadığını da vurguladı. Erdoğan, annelerini ağladığı bir ülke hiçbir şekilde bayındır bir ülke olamaz. Türkiye sorunlarının üzerine örterek hak ettiği hedeflerine ulaşamaz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bu meseleyi inşallah çözeceğiz diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin çözüm sürecinde samimi olmadığını savundu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin çözüm süreci konusunda samimi davranmadığını savundu. Süreçten Türkiye'nin kazançlı çıkacağını söyleyen Bozdağ, CHP liderine düşen çözüm sürecine destektir. Ama destek yerine hükümeti eleştirerek siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar dedi. Ailelerin bakıcı aile olması konusunda bilinçlendirilmesine dönük ciddi çalışmalar yapıyoruz. Genel af söylentilerine de değinen Bozdağ, Sayın Başbakanımız affın söz konusu olmadığını ifade etti. Halkın rahatsız olacağı konular sanki sürecin içinde varmış gibi gündeme getiriliyor ve onun üzerinden tartışma yapılıyor diye konuştu. Emekli Orgeneral Ergün Saygun geçirdiği kalp ameliyatı sonrası taburcu oldu. Emekli Orgeneral Ergün Saygun geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası taburcu oldu. Enfeksiyondan kaynaklanan bir rahatsızlık nedeniyle bütün bu sıkıntıları çektim. Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuşan Saygun, o konulara girmeyi istemiyorum ama ileride rahat konuşabilecek duruma geldiğimde toplanır konuşuruz. Bir hasta ziyaretidir netice olarak, başka bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum dedi. Ameliyat günü tahliye edilmesiyle ilgili konuşan Saygun, benim onlardan hiç haberim yoktu. Oğlum ya da kızım, baba tahliye edildin dedi. Tahliye ne demek, o anda farkında değildim diye konuştu. Pakistan'ın güneyindeki Karachi şehrinde meydana gelen patlamada 45 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın güneyindeki Karaçi şehrinde meydana gelen patlamalarda 45 kişi öldü, 135 kişi de yaralandı. Şiilerin yaşadığı Abbas kasabasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Teröristlerin 150 kilo patlayıcı madde kullandığı belirtilirken çöken binaların altında kalan insanlar kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyen grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyen grup ortalığı savaş alanına çevirdi. İdir Caddesi'nde barikat kuran bir grup ateş yakarak yolu trafiğe kapattı. Taş, havai fişek ve molotof kokteyliyle saldıran gruba polis biber gazı ve tazikli su kullanarak müdahale etti. Olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Sultanahmet'te toplanan bir grup öğrenci Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nü işgal ederek eylem yaptı. Sultanahmet'te toplanan bir grup öğrenci Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nü işgal ederek eylem yaptı. Fatma Şahin'in parlamentoda gurur duyuyorum dediği bu bakanlık bugün bir kere daha buraya gelen kadınlara şiddet uyguladı. İçeriye giren 30 kişilik öğrenci grubu binaya pankart astı. Öğrenciler Çevik Kuvvet Polisi tarafından dışarı çıkartıldı. Eylemlerine devam eden öğrenciler dağılın uyarılarına uymayınca gözaltına alındı. Grup üyeleriyle polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Gözaltına alınan eylemciler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Yolda kaygan olduğu için kontrolünü kaybetti, araca vurdu işte. Çok hızlıydı ama. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. Can pazarının yaşandığı kazada ağır yaralılar hastaneye sevk edildi. Cenazeler sağlık ekipleri tarafından otomobillerden çıkartılırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna çözüm sürecine ilişkin konuştu. Bingöl'de konuşan Ayna, müzakerelerin gelişmesi için askeri operasyonların bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti. Ayna, BDP'li, KCK'lı, PKK'lı ayrımı yapmadan Türk-Kürt tutsaklar hemen serbest bırakılmalı. Ancak böyle bir adım olursa biliriz ki çözme niyeti var, diye konuştu. Adana'da sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Adana'da sahne alan Hande Yener, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz ve Ece Erken'in yaptığı geceye damgasını vuran Yener, birbirinden güzel eserleriyle sevenlerini coşturdu. Dansları ve kırmızı elbisesiyle dikkat çeken güzel sanatçının yılan başlı kolyesi de gözlerden kaçmadı. Dünya Gençler Snowboard Şampiyonası'nın hem açılışına hem de yarışlarına ilgi gösterilmedi. Dünya üniversiteler, kış oyunlarından çok daha prestijli bir organizasyon olarak kabul edilen Dünya Gençler Snowboard Şampiyonası'nın hem açılışına hem de yarışlarına ilgi gösterilmedi. Şehrin valisinden ilçe belediye başkanlarına, STK'lardan vatandaşlara kadar hiç kimse 34 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve 10 gün boyunca devam edecek olan dev şampiyonanın ne açılış törenini ne de kıran kırana geçen yarışları izleme zahmetine bulunmadı. 17. Dünya Gençler Snowboard Şampiyonası muhteşem bir törenle start aldı. Ama muhteşem olan sadece düzenlenen etkinlikti. Çünkü açılış töreni büyük bir ilgisizliğe sahne oldu. Uluslararası Kayak Federasyonu'nun en önem verdiği 5 organizasyondan biri olan şampiyonanın açılış törenleri Uluslararası Kayak Federasyonu Koordinatörü Peder Krok, Vali Yardımcısı Mehmet Gök, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Eyüp Tavşanoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Kocak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muammer Yaylalı, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık ve federasyon yetkilileriyle az sayıda vatandaşların katılımıyla yapıldı. Açılış törenine davetli olmalarına rağmen Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Azizliye Belediye Başkanı Fatih Cengiz ve tüm yarıştan yapıldığı bölge olan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ın katılmaması eleştiri konusu oldu. Tepkilerin odağına ise Vali Sabahattin Öztürk ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Fatih Çintimar oturdu. Vali Öztürk'ün Türkmenistan'da, Başkan Küçükler'in Umre'de, İl Müdürü Çintimar'ın da Mersin'de oldukları öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta Beşiktaş Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta Beşiktaş Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe'nin rakip sahalardaki galibiyet serisi bozulurken Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından açıklama yaptı. Yeteri kadar pozisyona girdik. Bir kısmını değerlendirdik ama pek çoğunu değerlendiremedik. Kocaman derbi maçta iyi mücadele ettiklerini ancak son dakikada yaptıkları hatayla mağlup olduklarını söyledi. Kocaman takımının son düdüğe kadar şampiyonluk şansını kovalayacağını da sözlerine ekledi. Türkiye'li TV Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu 19 ana haber bülteninin sonuna geldi. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın.